Çok. Çünkü Kur'an bir bütündür. Geçen cuma anlatmıştım. Kur'an parçalanamaz. Kur'an'da bazı emirleri alalım, bazı emirleri göz ardı edelim diyemezsiniz. Bütün emirler, yasaklar, nehiler Müslümanı alakadarı. Namazla ilgili ayetleri alalım, faizin haram olduğuyla alakalı ayetleri hiç gündeme getirmeyelim dediğiniz an Kur'an'ı inkar etmiş olursunuz. Mümkün değildir. Kur'an bir bütündür. O zaman Cumhuriyet tarihinde başbakanlık makamına getirilmiş olan Ordinarius Profesör Şemseddin Günaltay'ın haline düşersiniz. O bizzat başbakan olduğu gün ben de o günkü meclis konuşmasından alınmış zabıtlar var. Aynı konuşması. Harfi harfine başbakan olur olmaz meclise teşekkür konuşması yaparken söyle söylüyor. Arkadaşlar diyor, biz Müslüman bir milletiz. Ancak İslam anlayışımız çok farklı bizim diyor. Farklı bir anlayışımız var. Biz diyor Kur'an'daki Mekke'de inen ayetleri kabul ediyoruz, Medine'de inen ayetleri kabul etmiyoruz diyor. Şemseddin Günaltay, Erzincanlı Kemahlı. Büyük mürtet, büyük zındık. Hem de medresede okumuş, Arapçası dehşet, fıkıh bilgisi dehşet, korkunç. Ama dünyayı almış, ahireti satmış. Aman ya Rabbi. Kur'an bölünmez, iman parçalanmaz. Ya tamamını hayatınıza, tamamı yaşanmayan bir davanın parçası yaşanmaz. Arabanızın parçalarından bir tanesi eksik olsa hedefe ulaşabilir misiniz? Mümkün değil. Tamamı olmadıkça İslam hedefine ulaşamaz. Bunu İslam'ın düşmanları çok güzel anlamış. Vallahi bunu İslam'ın düşmanları çok güzel anlamış. Bakın mesela memurların öğlen tatilini cuma namazına göre başlatalım kanun teklifine itiraz eden İslam düşmanları ne dediler? Efendim bugün öğlen tatilini cuma namazına göre ayarlamayı kabul edersek arkasından Müslümanların arzularının peş peşe gelmesi başlar. Beş vakit namazı da isterler, şunu da isterler, arkasında şeriat gelir diye adam bağırıyor. Bak adam çok iyi biliyor yani. Bilmeyen bizim ahmak Müslümanlarımız. İslam bir bütündür tabii. Geçen hafta arz ettim yani meclisin açılışını dua ile yapalım kanun teklifi komisyonda reddedildi. Anlattım geçen hafta. Adam ne diyor? Duanın sonunda hani resmi kanuni bir dua eğer kabul edilirse kanuni bir dua olacak. Allah meclisimizin aldığı kararları milletimiz hakkında hayırlı eylesin cümlesinde Allah kelimesi geçiyor diyor. Meşhur profesör ismini söylemek istemedim geçen hafta. Komisyonda itiraz etti. Burada Allah kelimesi diyor kanuna geçerse, kanunda yer alırsa arkasından Allah'ın nizamını, Allah'ın kanunlarını isterler, şeriat gelir. Allah kelimesini ben kabul etmiyorum burada diyor. Şu anda profesör milletvekili bu adam.